Değerli dinleyenlerimiz, bugün sizlerle Kırkpınar güreşleri çerçevesinde Denizli'mizin yegane altın kemerli baş pehlivanı Hüseyin Çokal büyüğümüzle sohbet ediyoruz. Birinci yarıda, sohbetin son kısmında Gireniz Deresi'ne gelmiştik. Hasan Güngör, efendim Bayram Şit isimlerinden söz etmiştik. Şimdi bu Gireniz Deresi nasıl bir dere? Ben size onu bir şiirle takdim etmek isterim. Gireniz Deresi. Dereler içinde Gireniz Dere. Yemyeşil vadisi, Mısır bitkisi. Yiğitler içinde yiğitler nice. Herkes bilir, pehlivandır birisi. Derelerde pehlivanlar yetişti. Çayır, çimen, düğün, dernek sokuştu. Kısmet giyen her bir yerde güreşti. Namlar saldı dünyalara nicesi. Gezici Hilmi denmiş huyundan. Bayram Şit de buraların köyünden. Güreş tutmak bu yörenin suyundan. Hasan Güngör şampiyonlar öncüsü. Gireniz'den Çağırgan'a varılır. Kırkpınar'a nice yiğit katılır. Altın kemer Hüseyin'e takılır. Çokal yiğit Kırkpınar'ın incisi. Amadalı pehlivanın efsane. Bir dinlesen hikayesi şahane. Armağanı padişahta nişane. Pehlivanlar yatağıdır Gireniz. Evet değerli dinleyenlerim, gerçekten yurdumuzda, güzel yurdumuzda çeşitli bölgeler vardır güreş yatağı olan. Mesela bir Tokat, bir Amasya, bir Kahramanmaraş, bir Antalya, bir Manisa, Sivas, bir Sivas, bir Erzurum, bir Balıkesir. Ondan sonra geçiniz öbür tarafta Balkanlar'da Deli Orman bölgesi. Bizim büyük Kırkpınar baş pehlivanların yetiştiği yerlerdir. Biraz sonra tekrar oraya geleceğiz de pehlivanımızın biraz önce sohbeti ifade ettiği kendisini mindere taşıyan Hasan Güngör'den söz etmişti. Oradan sohbete başlayalım sizinle. Şimdi hocam orada bizi bu işte Mehmet Ali, ben bizi aldı, Kadıroğlu bölgeye aldı. Ertesi sene ben. Alan kimdi? Alan Hasan Güngör hocam. Hasan Güngör hocam. Olimpiyat şampiyonlarımızdan. Olimpiyat hocam. Evet. Buyurun devam edin siz. İşte o Eylül Ekim gibi bir gençlerde Balkan şampiyonası oldu. Evet. Hocam beni Greco-Roman'a gönderdi hoca. Greco-Roman. Greco-Roman. Yani, peki Türkiye birinciliğine gitti. Greco-Roman ne demek? Hemen onu seyircilerimize. Greco-Roman belden yukarı. Başa evet. Tarafları, buraları tutmazsın, ellemezsin, evet. Ayak takarsan da herhangi ayak falan taktığın zaman ihtar verirler, diskalifiye ederler, atarlar, yenik sayarlar. Ama evet. Belden yukarı evet. Tutarsın, belden yukarı olur, orada bütün teknik konular burada çırpar, eder evet. Ve bu tarafta olur güreş üst evet. Kısımda. Evet. Ama serbestte adam ayağından dalarsın, bastırırsın ve yenersin evet. Ve o şekilde serbest güreşinde şeysi evet. Bu. Evet. Yani her tarafında çalışırsın adamın. Affınıza evet. Sığınarak şu bilgiyi seyircilerimize paylaşmak isterim. Greco-Roman adı üstünde Greklerin ve Romanların kendi güreş geleneği. Ondan dolayı Greco-Roman deniliyor. Greco-Roman bizim evet. Brancımız değil. Değil. Evet. Sonradan bize geldi. Romanların aslında evet. Romanlarla Macarlara olan bir evet. Has bu. Bizim değil aslında. Evet. Atasipor olarak evet. Geçmiyor zaten literatürde. Evet. Bizim atasporu yağlı güreş, yağlı veya güreş. Minder. Bu ikisi arada var. Ne var? Aba güreşi var. Aba güreşi var. O da evet. Hatay. Hatay evet. Antep tarafına has olan bir. Karagucak güreşi var. Karagucak güreşi de Sivas, evet. Adana, Mersin, bu yöreye Erzurum, evet. Tokat, evet. Bu yöreye ait. Evet. Bir zamanları da yeni gıda bu Samsun tarafı da yapıyordu Karagucak güreşlerine. Evet. Bu Orta Anadolu veya Karadeniz'in işte Samsun'a evet. Kadar olan bölge. Bölgelerinde evet. Karagucak güreşi var. Evet. Bir de esas yağlı güreş Samsun tarafında var. Evet. Karadeniz tarafında. Ama bizim bu iç kısımlarda sözüm Sivas, Tokat, Erzurum buralarda pek yağlı güreşe işte çocuklar bu taraflar gelir de evet. Kulüplerde sözüm
Karalarsı, borularda işte güreşi Batı bırakıp sonra öğreniyorlar. Herhalde değil mi? Genelde bizim Batı Ege, Batı Anadolu, işi, Ege, yöresine, Ege yağlı Akdeniz, güreş. Akdeniz, Antalya. Evet. Antalya, hatta Antalya'nın Alanya'ya gıda. Alanya'dan ileride yoktur. Alanya'dan bu tarafta. Bu tarafta. Evet. Bizim Korkuteli özellikle, deli. Serik. İşte bu Torosların eteği, evet. Böyle düşün. Torosların evet. Eteğinde evet. Her Denizli, yerinde bu yağlı güreş var. Muğla, evet. Çanakkale, Balıkesir. Balıkesir, İzmir. İzmir. Evet. Bursa, evet. Manisa. Hı. Esas 1923 senesinde evet. Manisalı Rifat Pehlivan varmış. Hı hı. Bir abim zaten Niyazi abi var. Oğlu evet. Da baş pehlivan. Kendi de baş pehlivan. 1923'ün baş pehlivanı. Evet. Bunlar Manisalı. Evet. Ondan sonra 1970-80 yılının baş pehlivanı evet. Arap Mustafa. Evet. Bunlar Manisa'nın bizim bu Ege'de evet, yağlı evet, güreş evet. Türü var. Evet, şimdi tekrar gelelim şeye. Hasan Güngör'ün sizin elinizden tutması, onunla beraber başlamanız. Sizin hayatınızda Hasan Güngör ve Bayram Şit'in yeri. Şimdi hocam benim ikisi de benim hayatımı değiştiren evet. Hasan hocamla Bayram hocamla ikisi evet. De. Burada da Bayram Şit'i görüyoruz. Evet. 75 yılında evet. işte yurt dışına gittim geldim şeye. Evet. Balkan Şamrası gittik geldik. Hocam dedi ki bana. Ben dedim ki hocam ben burada çalışamıyorum. Burada bizim çalışma imkanları çok az. Hasan Hoca dedi ki oğlum dedi gideceksen madem dedi. Evet. Başım dedi ben Bayram Hoca'nın yanına gönderirim dedi. Bayram Hoca'nın evet. Yanına dedi. O arada şeyde Balıkesir'de bir Türkiye birinciliği oldu. Evet. Oraya gittim ben. Orada üçüncü oldum. Bayram Hocam sordu hocam sen neresin dedi. Oğlum dedi bana. Ben hocam dedim Beyaşlıyım. Tavas dedim ben. Evet. Dedi gelir misin dedi ben de. Ben hocam dedim bir hocamla görüşeyim. Hasan hocamla bir görüşeyim. Evet. Eğer gid oğlum ders dedim ben. Geleyim evet. Hocam dedim ben. Sonra görüştük. Hoca geldim. Hocam dedim böyle durum. Oğlum dedi git dedi sen de doğru dedi. Bayram Hoca'yı bul dedi. Evet. Bayram Hoca'nın yanına dedi. Meta'ya git sen dedi. Başka yeri dedi. Evet. Gitmedi. Hatta ben ilk etapta Batman'a gidecektim. Hmm. Petrol ofisinin orada güreş takımı evet. Vardı. Evet. Mehmet Esenceli vardı orada evet. Maraşlı. Aha. O antrenördü. Onun yanına gidecektim. Dedi oğlum dedi onun yanına gitme dedi. Onun ne yapacağı ne edeceği belli olmadı. Ortalıkta da kalırsın. Sen dedi gideceksen dedi Bayram Hoca'nın yanına git dedi. Beni evet. Bayram Hoca'nın yanına gönderdi. Aha. Ve oraya gittik. İşte orada da mindere bir fiil. Mindere başladık. Orada minder güreşi yaptık. Ondan evet. Sonra tekrar oradan ayrıldım Bayram Hoca'nın yanından. Tabii bunlar hep ben buradan ederken hep bunların şeylerini alarak gidiyorum. Rızalarını alarak gidiyorum. Tabii çok önemli. Ha. Hocam dedi çok oğlum önemli. Dedi gideceksen dedi. Git dedi. Sen evet. Orada başarılı olabileceksen dedi. Evet. Türk güreşine faydalı olabileceksen dedi. Tofaş'a git dedi. Tofaş'a gittim. Evet. Bir buçuk sene, iki sene de orada güreş yaptım. Evet. Sonra dönüşümde yine tekrar hocamla görüştüm. Hocam dedi ben oradan ayrılıyorum. Gelmek istiyorum dedim. Meta'yı dedim ben. Evet. Tamam oğlum dedi. Geldim. Hatta yanımda zamanında işte Mehmet Öztürk evet. Var. Bizim Antalyalı bu Recep Gür bizim kayınpederi diyor. Bununla beraber Tofaş'tan ayrıldık. Tekrar 77 yılında yine evet. Meta'yı işbaşı yaptım. Evet, maden teknik, aramaya. Orada da bir müddet işte 77'den 81'i kadar minder güreşi yaptım. Hı-hı. 81'de hem Türkiye birincisi oldum. Evet. Hem serbestte hem Grekormen'de Türkiye şampiyonu oldum. Ondan sonra 81 senesinde minderi bıraktım. Bir daha tekrarlar mısınız sen pehlivanım? Seyircilerimiz lütfen bir daha duysun. 1981 yılında evet. Hem Grekormen'de hem serbest güreşe bıraktım. Hem evet. Grekormen'de hem serbestte Türkiye şampiyonu oldum. Türkiye şampiyonası minder güreşinde birinci oldunuz iki dalda. Bıraktım onu bıraktınız. Bıraktım. Kaç kiloda birinci oldunuz? Ağır siklette. Ha. Evet. Kaç kiloydunuz o zaman? 105 kilo muydunuz? 105-110 kilo falan geliyordum hocam. 110 kilo arasında, evet. Sonra yağlı güreşe geçtiniz. Ondan sonra yağlıya başladık. Yağlıda da 1981 yılında baş altının birinci oldum. Evet. 82'de baş pehlivan oldum. 83-84. Evet. 3 yıl evet. Kırkpınar'da baş pehlivan olup evet. Altın kemere, Denizli'ye getirdik. Ne mutlu ben seyircilerimiz adına Deniz adına sizi alkışlıyorum baş pehlivan. Yani ne diyelim şükranlarımızı sunuyoruz. Minnetlerimizi sunuyoruz. Hem Deniz adına hem Türk güreş adına vallahi, hem Ataspor adına. Ama hocam şimdi biz mümkün mertebe Denizli'ye çok şeyler verdik. Evet. Çok şeyler verdik ama evet. Denizli benim de beni yanlış anlamasınlar ama Denizli ben hiçbir şey vermedi. Evet. Ve
Güreşi de erken bıraktım ben. 34 evet. yaşında güreşi bıraktım. Evet. Çok genç yaşta bırakmışsınız. Çok genç yaşta bıraktım. Evet. Bırakmamın sebepleri de bunlardır. Evet. Sahipsizlikten. Evet. Ama evet. Nedense bu, abi şikayet mevzusu değil. Ama evet. ben gerçekleri söylüyorum. Denizli'de bizim yerlisine karşı apayrı bir şeylik var. Yani evet. memleketinin çocuğunu tutmuyorlar. Ama bu, ama güreşte. Evet. Ama futbolda. Her ikisinde de var. Evet. Benim çok tanıdığım arkadaşlarım var. Hepsi kayboldu gitti. Futbolcu evet. arkadaşlarım da var. Evet. Yani demek istedim. Evet. Şimdi Başpehlivanım öyle hitap edeyim. Efendim bütün spor dalları içerisinde son diyelim ki 40 yıldan 30 yıldan bu tarafa güreş gittikçe azaldı. Güreş okullarda mesela beden eğitimi derslerinde yer almayan spor dallarından birisi. Batı'dan gelen spor dallarının hepsi beden eğitimi dersleri içerisinde yer alıyor. Yani basketi, voleybolu, masa tenisi yer alsın, alması gerekiyor. Ama bunların içerisinde okullarımızda güreş sporunun da olması gerekiyor. Çocuklarımızın bununla buluşması gerekiyor. Ya spor çok güzel bir şey. Beyinsel evet. olarak, vücut olarak, bünye olarak her şeyinle çalıştırır evet. böyle güzel bir tertemiz ruh evet. Elde eder bir sporcu bir evet. Arkadaşınız evet. veya kardeşimiz. Spor kadar güzel bir şey yok. Ama nedense bizim evet. bu güreş Denizli'de evet. Denizli'de sıfırlandı gibi bir evet. durum var. Bu da yerel yönetimdeki değerli büyüklerimizi düşüyor görev. Evet. Bugün Antalya'nın Türkiye'nin bütün belediyelerinde evet. Güreş A takımı B takımı var hepsinde. Evet. Evet. Niye Denizli'de yok? Evet. Denizli. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin güreşçileri deniyor Ankara değil Büyükşehir mi? Bak evet. Antalya Büyükşehir, Konyaaltı. Evet. Ondan sonra Büyükşehir'in takımı var. Evet. Serin var. Evet. Manavgat'ın var. Evet. Bunlar Türkiye Cumhuriyeti'nin hükümetinin altında yaşamıyor mu bunlar? Evet. Niye Denizli'de yok? Olması gerekiyor. Ve üstelik biraz önce saydık. Denizli'de neler var? Olimpiyat şampiyonlarımız ya. Var. İki aynı tane, köyden 50 hanelik bir köyden evet. iki tane dünya olimpiyat şampiyonu. Kelekçi'nin Akşar köyünden bir köyden iki tane şampiyon var. Ha demek ki buralarda bir evet. şeyler var. Evet. Var ki bunlar öyle çıkmış. Olmamış evet. olsa çıkmaz bunlar. Tabii ki. Tabii ki. Ama şimdi git. Evet. O yörede bir tane güreş yok. Evet. Maalesef. Şimdi. Maalesef. Sen insanlara sahip çık. Burada Hasan Periz adını hatırlatmak isterim. Denizli'de güreş sporuna çok değer veren, öncülük yapan insanlardan birisi. Bayram Şitler ve Hasan Güngörler'in de hocası. Önünde olan, hocası olan Hasan Periz. Denizli'de de onu da hayırla iade etmek yani, gerekiyor. Allah rahmet eylesin, Allah cennetle gülüyorsun. Hasan hocamın çok güreş hizmeti vardır. Tabii ben Hasan hocamla çalışmadım evet. ama bugün Hasan Güngör'e, Bayram Şit'e onlara yetiştiren evet. bu değerli hocamız. Evet. Hemen evet. bir de çok özel bir şeyden söz edeceğim. Denizli'de bir de işitme engellilerde olimpiyat şampiyonumuz var biliyor musunuz? Biliyorum. İsmail Otamış hemşerim. Evet. İsmail Otamış bu da işitme engellilerde olimpiyat şampiyonu. Kim var yanında? Ferize Otamış var. Onur Özcan kardeşim. Var. İbrahim Demirbaş var. Bakınız burada Horoz Heykeli'nin önünde. Bizim evet İsmail, ne kadar güzel bir şey. İsmail yani. Bizim kalelidir. Evet. Aynı yörenin çocuğuyuz. İsmail evet. temiz bir çocuk. Yani demek ben. İstediğimiz şu. Demek ki oluyor bir şeyler. Denizli'de var bu. Bu maden var. Ama bu evet. madenler işlemek gerekiyor. Evet. Bunu değerli büyüklerimizin sahip çıkması gerekiyor. Bak ben güreşi bırakalı 35 sene oldu. 35 senedir ya Hüseyin Çokal siz ne yaparsınız, ne edersiniz? Bir günden bir güne bizim elimiz mi ermiyor? Evet. Yoksa aklımız mı ermiyor? Evet. Yoksa güreşe mi bilmiyoruz? Güreşe nerede böyle yanından ucundan tut, ucundan kolu böyle parmağının ucundan tutanla güreşin bir yerinde. Evet. Ama bu güreşe en iyi yerlerde hizmet edenle geride. Evet. Neden? İdarecilere biat edecek insanlar lazım. Evet. Şimdi bu çaysa ben çay derim bunu. Evet. Su dedirttiremez de beni. Evet. Ama öyle insanlar gerekiyor. Evet. Şimdi efendim burada şunu ifade edeyim. Siz geçen hafta Kırkpınar'daydınız. Kırkpınar'a sizi
Güreş Federasyonu ne olarak davet etti oraya? Ben teknik komitede gözlemci olarak. Yani bu belki resmiyette yaptırım gücü çok fazla değil gibi gözüküyor. Değil. Evet, ama sembolik anlamda Kırkpınar'daki bütün güreşçilere sunulan bir onurlu bir kuruluş değil mi? Şimdi şöyle, orada Aydın Demir vardı. Evet. Aydın Demir de benim gibi 3 sene 77'de aldı evet, kemere. Evet. O da bizim bir abimiz, büyüğümüz. Bunları sembolik olarak evet, altın kemerli olanlara evet, çağırıyorlar. Onurlandırıyorlar. Evet, taltif ediyorlar. Taksip ediyorlar, çağırıyorlar. Evet. Orada işte otellerini ayarlıyorlar. Evet. Sabah kahvaltısı. Evet. İşte belli bir ücret evet, ödeniyor. Evet. Evet. Orada hem işte olması gereken, olması gereken. Bu evet, minderde de var bu. Evet. Yağlıda da var. Ama yağlı benim kendi görüşümde yağlı güreşin ayrılması lazım. Evet. Benim tek evet, yani ben zaten aha, bunu geçen gün Rumel TV'de de dili getirdim. Evet. Acilen dedim, ivedilikle bu dedim. Evet. Yağlı güreş dedim, minderden yani ayrılması lazım. Geleneksel bir spor olarak spor yağlı olarak güreşin sunulması lazım. Buradan ben şunu hatırlıyorum. Siz Japonya'ya da gittiniz geldiniz gittim, değil mi? Gittim hocam. Niye gitmiştiniz Japonya'ya? Japonya'ya yağlı güreşe, kültürlerimize tanıtmak için gittik. Ama biz de kültürümüz olarak yağlı evet, güreşi tanıttık. Hindistan'dan olarak geldiler. Hindistan'dan, Senegalya'dan evet, geldiler. Aşağı yukarı 10-11 ülke vardı. Hepsini hatırlamayacağım orada şimdi. Orada sumo güreşini yerinde seyrettiniz. Seyrettik. Peki sumo güreşiyle baktığımız zaman, yağlı güreşle sumo güreşini karşılaştırdığımız zaman arada nasıl bir fark veya benzerlik? Ne şimdi, görüyorsunuz? Hocam o bizde bir güreş, bizim uzun mermi güreşi batım zamanları 1,5 saat sürüyordu. Evet. Ama bunlarda bir daire var. Evet. Sözüm affedersin o gibi diyelim. Evet. Onun dışını çıktı mı adam yeniliyor. Evet. O minderin dışına çıktı mı yeniliyor. Evet. Dizi yere geldi mi yeniliyor. Bunda sırt aşağı yenilmiyor ama bizde 1,5 saat evet, güreşiyorsun. Evet. Sonucu gidiyorsun. Evet. Sonucu gidemezsen puanlamaya gidiyorsun. Evet. Ve sonuçta kimin yenildiği belli oluyor. Evet. Ama bizim de yağlı güreşin bazı örfü adetlerine, geleneklerimize oynaya bıdaya yağlı evet, güreşe aynı bir gavak ağacını benzettiler. Böyle sipsivri evet, kaldı ortada. Evet, evet. Ama daraltıldı ya. Ama evet, adamlar Japonlar sumo güreşinin en ufak yenini hiçbir yerine oynamıyorlar. Hiçbir ve dünyaya aynı. Dünyaya bunu bir Japon kültürü olarak takdim ediyorlar ve yaşatıyorlar. Yaşatıyorlar. Bizim de yağlı güreşi aynı şekilde yaşatmamız gerekiyor. Bizim yağlı gerekiyor, güreşimizin tarihçesi bunlardan kat kat önde evet, 655 yıllık bir tarihi geçmişimiz var. Evet. İnsan tarihinle oynamaz. Evet. Yağlı güreşin tarihinle oynaya şimdi güreş 30 dakika. Evet. 30 dakikanızın en azından 5 dakikası peşreflen geçiyor. Evet. Bundan sonra güreş başlıyor. Güreş başladıktan sonra adam seni bir dalıyor. Adam bir kurtardı mı daha bir daha da dalmıyor. Bundan sonra rolanti alıyor. Puanlamayı bekliyor. Puanı bekliyor. O zaman da güreşin estetikleri çıkmıyor ortaya. Evet. Teknik evet, konular çıkmıyor. Evet. Oyunlar çıkmıyor. Evet. Burada oyun döngüsü oluyor. Evet. Oyun yapamıyor. Peki güreşçi, geleneksel yağlı güreşlerde hangi oyunları yaparsa yeniyordur rakibini? Bir rakibini yenmesi için ne yapması gerekiyordu? Ya bugün iyi bir kündü atarsa yener. Evet. İyi bir paça kazık yener. Dış kazık. Evet. Dış kazığı alır havalandırır. Paça kazığı havalandırır. Evet. Oradan tersi bulur. Salto diyorlar herhalde minderde. Salto o ayrı bir şey. O ayrı bir tamam, şey. O adamın tamam, kalkışını evet, göre adam denk geliyor atar evet, ona. Evet. Hani o şekilde. Evet. Hani en şeysi bunun künde veya paça kazık. Affedersin bizim halk tabiriyle halktan duyduğum şöyle bir şey vardı. Bir yağlı güreşin diğerini yenmesin göbeğinin yıldız sayması gerekir derlerdi. Ya o tabii bizim, yani sırtını yere yapıştıracak. Yere mutlaka gelecek. Ama evet. En işte önemli galibiyet şey buydu bu yani. Ama buraya varması için 2 saat 3 saat güreşmesi tabii, gerekiyordu değil tabii, mi? Pehlivan. Tabii. Ya işte bu nedenle diyorlar, şöyle diyorlar, zamanlama işte pazartesiye kalırsa. Kalsın. Ya kalsın kardeşim ya. Kalsın. Genlerinle oynama yağlı evet, güreşin. Evet. He. Şimdi bir de şu var. Bizler
Bizim devremizde baş altının birinci olmadan yukarı çıkmak yoktu. Evet. Şimdi adam ilk 10'a 16 yukarı çıkarıyor. Oo. Yahu kardeşim ilk 16'ya niye çıkarıyorsun? Niye istinaden çıkarıyorsun? Evet. Evet. Bizim zamanımızda bak bizim devrede hepimiz baş altın birinci olarak çıktık. Evet, mutlaka orada birinci olacaksınız, ispatlayacaksınız kendinizi, hak edeceksiniz yani. Kendi bileğinizle, kendi gücünüzle. Hak etmediğin yeri gelme. Hak etmeni oraya almıyorlar. Ha. Alsanız da yani zaten getirmiyorlar ya, öyle ben diyelim. Ben 1977'de bir gittim, ben daha o zaman yargı beş falan yapmayayım. Evet. Hasbelkader Karadilli'de, Yörük Mehmet'e bir karıştık, bir günde yuvarlandı gitti, Mehmet yenildi. Evet. Gittik oraya, bana şeye... Baş altına itiraz ettiler. Evet. Bu dediler bizden iyi, evet. Bu dediler başı güreşsin. Evet. Rahmetli Adil Atan var, bu evet. Atan kardeşler var. Evet, Adil Atan. Ada Pazarlı. Evet. Dedi beni geldi bu. Oğlum da sen hiç geldin bu arada dedi bana. Evet. Hocam ben ilk geliyorum dedim ben. Hı hı. Ondan sonra dedi ki onlara, evet. Bu adam nereye güreşecek dedi, bu ilk gelmişler dedi. Sen, evet. Senin dedi hocan kim dedi bana bu. Evet. Hasan Güngör hocam dedim evet. Ben, Bayramşit dedim ben. Buna aynı devre. Evet. Minder yapıyor mu dedi, yapıyorum dedim ben. Evet. Ne asiklet dedim ben. Türkeş ömrüne falan var mı? Evet. Vah hocam dedim ben. O öyle bir baktı bir, ha dedi bu dedi. Dolu. İyi demek istedi evet. Falan. Bu adam dedi buraya güreşecek dedi, bunun güreşecek bir yeri yok dedi. Evet. Bu ilk gelmiş buraya dedi. Evet. Buraya güreşir dedi. Evet. Ve o sene ben orada güreştim. Yalan söyleyeceğim, altıncı mı ne oldum? Evet. Yarı güreş zaten bilmiyorum. Evet, evet. Öylesine biz turist olarak gittik. Ondan sonra geldim işte Minder'e biz başladık bir fiil. Hı-hı. 81 gıda. Evet. En son 81'de gelmişti. Baş aldım, birinci oldum. Ondan sonra da baş pelon oldum. Evet. Şimdi bu kadar sohbetin arkasından bazı değerleri seyircilerimizle paylaşmayı isterim. Öncelikle işte Delorman pehlivanları dedik ya. Büyük yağlı güreşçilerimiz 26 yıl baş pehlivan olan Kel Aliço, Koca Yusuf Cihan pehlivanı diye geçer. Nurullah Filiz yine Delorman pehlivanlarından. Hergeleci İbrahim. Kurtdereli Mehmet Kurt Pehlivan Atatürk'ün iltifatlarından da mazhar olmuş. Efendim Çolak Mümin, Hergeleci İbrahim. Bunlar o bölgelerin meşhur pehlivanları. Bunlar uzman işte evet. Osmanlı döneminde Balkanların evet. Balkanların baş pehlivanları Koca evet. Yusuf, evet. Kurtdereli, evet. Adalı Halil, Kel Aliço, evet. Koca Yusuf. Evet. Nuru, Çolak Molla, evet. Bunlar Çolak Mümin ya da Çolak Mümin, Molla, Çolak evet. Molla, onlar evet. Çözüm Çolak Molla, evet. Aslan Kavalalı. Evet. Bir zaman Murat Sertoğlu ile Ali Gümüş pehlivan yağlı güreşleri tefrika halinde yayınlarlardı. Tercüman gazetesinde bunlar yayınlarlardı ve Türkiye genelinde de insanlar çok okuyucusu vardı, çok okuyucusu vardı. Da o güreş kültürünü yaşarlardı. He. Oradan edindiğimiz, şahsen benim de, hemen burada bir hatırayı paylaşayım. Sizin ilk yağlı güreşiniz Güney'de değil mi? Güney. Güney ilçesi. Güney'in üstünde o kardı. Kanlı geldi. Yani onu hatırladım röportajdan. O da güzel, bizim için güzel bir hatıra. O, hatta benim bir... Yakup diye bir çocuk vardı, onunla güreştik. Aslan evet. Karamürsel'di. Evet. Mustafa Aslan ve onunla evet. Güreştik evet. Orada. Evet. Şimdi efendim malum güreşin kendine göre değerleri var dedik. Usta yani çırak, kalfa, usta şeklinde ustaya hürmet. Ayrıca geldiği zaman meydanda peşrev yapacak. Peşrevde hem rakibiyle hem toprakla helalleşecek, selamlaşacak. Ondan sonra güreş anında her şey serbest. Eski güreşte özellikle. Şikayet yok. Yok. Gücüne kendine güveniyorsa çıkacak. Tabii. Yendi yenildi. Ama güreşin sonucunda şöyle bir değer var. Yaşça küçük olan, yaşça kendinden büyük olanın elini öpecek. Tabii. Yaşça büyük olan da yaşça küçük olan alnından öpecek. Tabii. Helalleşecekler tabii. Birbirleriyle. Güreşin sonunda yenen pehlivan yaşı kaç olursa olsun yerden yerdeki kaldırırlar. Rakibini elinden tutacak, kaldıracak, sarılacaklar birbirlerine, helalleşecekler. Yani değerler var dediniz ya, günümüz dünyasında fair play dedikleri, batının insanları, sporcuları böyle efendiliğe, centilmenliğe alıştırma için ortaya koyduğu değerler 655 yıldır bizim milletimiz yağlı güreşlerde zaten yaşatıyordu, bu tabii. Bizim vardı. Ve güreşe çıkarken ne var? Bir salavatlama var. Tabii. Cazgırımız var. En başta söylememiz gerekeni en sonda söylemiş gibi olacağız ama şöyle bir salavat ile ben
sohbetin sonuna doğru geleyim. Allah Allah illallah. Erler çıktı meydana. Birbirinden merdane. Biri ak, biri kara. Mevlam her birine kuvvet vere. Bu meydan er meydanıdır. Nice koç yiğitler bu meydandan geçti. Acı tutlu, tatlı suyun içip göçtü. Atlar gibi tepişin, aslanlar gibi kapışın. Ya Muhammed, ya Ali. Pehlivanların piri, Hazreti Hamza Veli. Dellal çıksın aradan, hepsine kuvvet versin Yaradan. Pehlivan, pehlivan. İşte meydan, işte pehlivan. Güreş edenlere yardım eder Hazreti Yaradan. Hani Ali, hani Ali, hani Veli. Pirimiz, üstadımız Hazreti Hamza'dır belli. Karşıdan gelir kıraat, kanatları kat kat gönderelim Hazreti Muhammed'e salavat. Şimdi baş pehlivanımız, denizimizin medarı itibarı ve gururusunuz. Bu programımıza teveccüh ettiniz, geldiniz. Ben size, seyircilerimiz adına, güreş camiası adına hakikaten çok teşekkür ediyorum. Tebrik ediyorum. Sağ olun, var olun. Siz çok sağ olun hocam. Ne demek, biz güreş üçü. Bana hocam şunu dedi, Hasan hocam, oğlum dedi, yarın dedi, bizler dedi, bu dünyayı dedi, baki değiliz, evet. Gideceğiz, sen dedi mümkün mertebe dedi, elinden gelen her türlü dedi, güreşi olan dedi, şeylerini bırakma, güreşe yardımcı olacaksın dedi. Evet. Ben hocamın şeysinde yürüyüyorum, evet. Bize bir şey sorarlarsa biz gerekene değerlendiririz, yardımcı oluruz ama burada ben şunu diyorum, bizim daha Denizli'de güreş, minderdeki güreşçilerden çok büyük sıkıntımız var. Evet. Çalışma yerleri yok. Evet. Eğer bir gün giderdi hocam, Şeref hocam bir bakarsan, o çocukların aşağıda çalıştığı yere, biz kaçıncı asırdayız, kaçıncı asırdayız ve o çocukların çalıştığı yeri görseniz dersiniz ki, İnşallah güzel olur diyelim baş pehlivanım. İnşallah iyi olur. Dileğimiz öyle olsun. Tabii bunu hocam, müdürüm ilgileniyor ama tabii müdürümden ne tür bir zorluklardan mı şey oluyor? Bir türlü Denizli bizim güreş eğitim merkezine kavuşamadı. Evet. İnşallah sanal olarak olur diyelim. İnşallah iyi olur. İnşallah hayırlı olur. İnşallah bunları duyarlar da hiç olmasa bir adım atarlar. Buna bir vesile olur bu sohbetimizde. Biz de bir vesile olursa biz de aracı olmuş oluruz. Çok teşekkür ederiz. Sizler de aracı olmuş olursunuz. Yani bir şeyler olursa ne mutlu, Türk'üm de yani. Evet, çok güzel, çok güzel bağladınız. Tam da güreşe layık, her meydanına layık bir ifade oldu. Ne mutlu Türk'üm diyene. Atatürk de demiş ya, ben sporcunun zeki, ondan sonra akıllı ve çevik ve ahlaklı olanını severim diye. Sohbetimizi denizimizin yegane altın kemerli baş pehlivanı Hüseyin Çokal büyüğümüzle bugün gerçekleştirdik ve onun o günkü altın kemeri taktığı fotoğrafıyla sizlere veda etmeyi istiyoruz. Hepinize saygılar, sevgiler sunuyoruz. Çok değerli dinleyenlerimiz. Çok teşekkür ederim.